Full Enerji'ye hoş geldiniz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. İkinci Şenol Güneş dönemi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Valerian İsmail 450 bin euroluk tazminatı kaptı. Arkasına bakmadan Fransa'ya uçtu gitti adam. Evet, aslına bakarsanız lige iyi başlamıştı ama sonrasındaysa takım bayağı bir alabora oldu. Haliyle de artık yönetimde bu hocanın ipini çekti. Neyse, Şenol Güneş'i konuşuyoruz. Takımı toparlayacak. Oyuncular havaya girecek. Camia kenetlenecek. Taraftarlar takımına daha çok sahip çıkacak ve sezon sonunda da işte mutlu son. Şampiyonluk gibi göğüslenecek. Evet, bunun için de zaten Şenol Güneş gerekli hamleleri yapacak. Sihirli dokunuşlarını yapacak diyelim. Mesela Delal'in içinden tavşan çıkacak. Tottenham'da oynadığı dönemlerdeki gibi artık bir Cristiano Ronaldo modunda olacak. Yeni talişkası olacak Beşiktaş'ın. Mert Günok'a rotasyon maçlarında şans verecek. Gençler de bazı maçlarda şans bulup kendilerini gösterme, kendilerini parlatma, ispat etme şansına sahip olacaklar. Şenol Güneş'in gözüne girme adına onlar da harıl harıl çalışacaklar tabii ki. Peki Ocak ayında Şenol Güneş hangi futbolcuları gözüne kestirdi? Bunları sizlerle paylaşacağız. Yönetimle paylaşmış olduğu bir transfer listesi var. Bu transfer listesinde daha çok bilgi futbolcuların ağırlıklı olduğunu biliyoruz. Peki o zaman yavaş yavaş bu futbolcuların kim olduğuna göz atmaya başlayalım. Bunlardan bir tanesi Cengiz Ünder. Zaten Marsilya'da Igor Tudor'la teknik direktörüyle arası açık. Kadroda yer bulamıyor. Ve Ocak ayında bu oyuncunun Beşiktaş'a gelebileceğini söylesek hiç de yanlış olmaz. Şenol Güneş transfer listesinin ilk sırasına Cengiz Ünder ismini yazmış durumda. Evet, Beşiktaş Fransız ekibinde ilk 11'deki yerini kaybeden Cengiz'i kiralık olarak transfer etme peşinde. Hatta yönetim önümüzdeki 1-2 gün içerisinde Şenol Güneş'in isteği üzerine 25 yaşındaki sol kanat için kulübü Marsilya ile pazarlıklara başlayacak. Bu şekilde haberler mevcut. Fransızlar Cengiz için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyor. Beşiktaş'ın hedefi ise bu rakamı 1,5 milyon euroya çekmek. İki taraf arasında muhtemelen pazarlıklar kıran kırana geçecek ve Ocak ayında mutlaka bir ortak rakamla mutabık kalınacak ve bu şekilde oyuncuya Beşiktaş forması giydirilecek. Hedef planlama bu şekilde. Hatırlayacaksınız, Galatasaray geçen yaz transfer döneminde Cengiz Ünder için transfer girişiminde bulunmuştu. Fakat rakamlar yüksek olunca iş resmiyete dökülmemişti. Milli futbolcular bu arada Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Güçlü adaylardan bir tanesi Beşiktaş diyebiliriz. Tabi Ocak ayında diğer ezeli rakipler de bu oyuncunun peşine düşecektir mutlaka. Bu şekilde tahmin ediyoruz. Cengiz Ünder'in şu an için güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor şu anda Marsilya'nın başında ve Cengiz Ünder'i kadrosunda düşünmüyor. Hoca 13 maçta forma vermiş Cengiz'e. O da bu maçlarda bir gol bile atamazken sadece bir golün asistini gerçekleştirebilmiş. Normal istatistiklerinin elbette altında bir durum bu Cengiz açısından. Beşiktaş'a yakın kaynaklar Şenol Güneş'le birlikte oyuncunun tekrar yükselişe geçeceğine inanıyor. Evet, Marsilya'da işler yolunda değil ama milli forma altında iyi işler yaptığını biliyoruz. 43 maçta 14 golü var. Devamının gelmesini temenni ediyoruz. Son olarak kariyerinde daha önce Altın Ordu, Başakşehir, Roma ve Leicester City formalarında giydiğini sözlerimize eklemiş olalım. Bakalım Marsilya'dan sonra Ocak ayında Şenol Güneş'in isteği üzerine bu kez yeni durağı Beşiktaş olacak mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Beşiktaş defansa takviye yapacak ve Şenol Güneş'in transfer listesinde yazılı olan isimlerden bir tanesi de Çağlar Söyüncü. Evet, transferin detaylarında neler var neler yok ayrıntılara göz atıyoruz. Çağlar Söyüncü'nün sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve devre arasında Beşiktaş'ın bu işi bitireceği söylenmekte. Evet, Şenol Güneş'le yönetim arasında gerçekleşen transfer toplantısında gündeme gelen isimlerden biriydi Çağlar Söyüncü. Öte yandan oyuncunun eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise oyuncunun Ocak'ta Atletico Madrid'e gideceğini duyurmuştu daha önce. Yazılı ve görsel medyamızda da zaten yer almıştı bu haber. Ancak Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'ye geri dönme isteği var. Bu etkinin de transferi Beşiktaş adına mümkün kılabilir. Bu sezon Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers hiçbir Premier League maçı bir dakika bile şans vermedi kendisine. Bakıldığı zaman takımda 5. stoper konumuna düşmüş durumda Çağlar. Açıkçası yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için böyle bir tutuma maruz kaldığı söyleniyor. İngilizlerin amacı oyuncuya imza attırıp bedavaya başka bir kulübe kaptırmamak. Bu arada paylaşmış olalım, Çağlar Söyüncü'nün teknik patron Brendan Rodgers'la sert bir tartışma yaşadığı ve bundan dolayı İrlandalı hocanın Çağlar'ın ismini çizdiği de söyleniyor. Evet, Beşiktaş bu oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için bir miktar bonservis bedeli ödeyebilir ya da önümüzdeki sezon için bir anlaşma yapabilir ki bu durumda herhangi bir bonservis maliyeti olmayacak. Bakalım Beşiktaş hangi opsiyonda karar kılacak, bunu da bekleyip göreceğiz. Çağlar Söyüncü 2018'de Leicester City'ye Freiburg'dan 21 milyon euroya transfer edilmişti. Milli futbolcu Leicester City formasını bugüne kadar 124 maçta sırtına geçirirken 3 gol 2 asistlik katkısı da olmuştu takımına. Rıdvan Yılmaz biliyorsunuz yaz transfer döneminde Glasgow Rangers'ın yolunu tutmuştu fakat İskoç temsilcisinde beklentilerin altında kaldı. Bir varlık gösteremiyor, iyi bir performans sergileyemiyor. İskoç medyası da zaten oyuncuyu yerin dibine vuruyor.
Hal böyle olunca İskot temsilcisinin teknik ekibi oyuncunun Ocak ayı itibariyle kendisini toparlaması adına başka bir takıma kiralık olarak gidebileceğini paylaşmışlar. Ve gidebileceği takımlardan bir tanesi de Beşiktaş. Şenol Güneş Ocak ayında bu oyuncunun tekrar takıma gelmesini isteyebilir. İzliyoruz. Beşiktaş devre arasında transfer hamlelerine başladı. Kara Kartal sezon başı Glasgow Rangers'a gönderdiği eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın geri dönmesi için girişimlere başlamış durumda. Evet, İskoç ekibinde bekleneni veremiyor 21 yaşındaki yıldız. İskoç basınında da performansı sık sık eleştirilmekte. Kiralık olarak ligin ikinci yarısı itibariyle tekrar Beşiktaş'ta forma giyebilir. Sezon başında biliyorsunuz 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya devine gitmişti Rıdvan. Rangers'tan başka bir kulübe transfer olursa siyah beyazlar bu paranın %20'sine sahip olacak. İskoç Rıdvan Yılmaz'dan beklentisi ise en az 7 milyon euro. Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans buldu oyuncu. Dediğimiz gibi istediği performansı sergileyemiyor. Bu arada oyuncu ise gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Hatta hiçbir yere gitmeyip kariyerine Rangers'ta devam etme yönünde karar aldığı da söyleniyor. Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştı Glasgow Rangers. Futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyorlar. Peki oyuncunun bu kötü gidişatına daha ne kadar sabredecekler? Bu da büyük bir soru işareti. Herhangi bir toparlanma olmazsa oyuncunun en azından kendisini bulma adına Beşiktaş'a ligin ikinci yarısı itibariyle kiralık olarak gelmesine izin verebilirler. Evet, Şenol Güneş'in isteği üzerine Kara Kartal oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Son olarak geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydiğini, 3 gol atarken 4 golünde asistini yaptığını, milli formayı ise 6 kez terlettiğini sözlerimize eklemiş olalım. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6,5 milyon euro. Şenol Güneş'in Ocak ayında değerlendirilmesini istediği, transfer edilmesini istediği oyunculardan bir tanesi de Amir Hacı Ahmetoviç, Konyaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu. Evet, Ocak ayında Kara Kartal'ın bu oyuncu üzerinde bir hamlesi olabilir. İzliyoruz. Evet, Beşiktaş şu sıralar Trabzonspor'un da gündeminde olan Amir Hacı Ahmetoviç'i radarına almış bulunmakta. Oyuncunun menajeri Trabzon'a çağrıldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Evet, henüz teklif resmileşmedi. Konyaspor'un şartları belli olduktan sonra Beşiktaş'ın da hamle yapacağı söyleniyor. Bir ara Fenerbahçe'de istiyordu Amir Hacı Ahmetoviç'i fakat onlar da bir noktaya varamamışlardı. Sonuç itibariyle Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu oyuncuya markajı devam ediyor. Ocak ayında şartların uygun olması halinde bir hamlesini görebiliriz Beşiktaş'ın. Bu sezon 10 maçta forma giydi Amir. Gol ya da asist katkısı yok. 2024'e kadar Konyaspor'la sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Beşiktaş Ocak ayında stoper alacak ve bu stoperin de Kaan Ayhan olmasını bekliyoruz. Sassuolo'da artık işler yolunda gitmiyor oyuncu açısından. Sassuolo'da gözden düşmüş durumda. Evet, uzun zamandan beri zaten oyuncunun peşindeydi Beşiktaş. Fakat yönetim, İtalyan yönetimi bu oyuncuyu satmaya yanaşmıyordu. Fakat oyuncunun performans düşüklüğü sebebiyle artık ayrılması gündeme gelebilir. Detayları izliyoruz. Şenol Güneş savunmaya yerli bir takviyenin yapılmasını istiyor ve Kara Kartal'da yönetim Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine almış durumda. İtalyan ekibinde bu sezon 7 maçta görev alıp 1 gol kaydetti 27 yaşındaki oyuncu. Şenol Güneş Kaan Ayhan'ı hem stoper hem de istediği takdirde ön libero'da da oynatabileceği için çok istemekte. Bundan dolayı yönetimin Ocak ayında bir hamlesi olacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş yine bu oyuncuya ilgi göstermişti. 3 milyon euroya yakın bir parayla İtalyan ekibinin kapısı çalınmıştı. Anımsayanlar olacaktır. Sassuolo 5 milyon eurodan aşağıya inmeyince transfer de gerçekleşmemişti. Bakalım Ocak ayında Şenol Güneş'in isteği üzerine Kaan Ayhan'ın işini bu kez bitirebilecek mi yönetim? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Paylaşmış olalım, milli futbolcunun Sassuolo'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Şenol Güneş'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalara başlayacak tabii Beşiktaş'ta yönetim ve gündemdeki isimlerden bir tanesi yakın zamanda göreceksiniz zaten Berkay Özcan olacak. Evet, Şenol Güneş bu ismin altını çiziyor. Haberin detaylarında neler var neler yok, hadi izleyelim. Beşiktaş orta alanda yerli oyuncu rotasyonunu çoğaltmak için Başakşehir'den Berkay Özcan'ı listesine almış durumda. Başakşehir'e takas teklifinde bulunulduğu yönünde henüz resmileşmemiş haberler de geliyor. Ancak turuncu lacivertlerin bu öneriyi kabul etmediği ve Beşiktaş'a sadece nakit para istediği yönünde bilgiler mevcut. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor. Bir dedikodu haberi olduğunun altını çizelim. Evet, söylentiler Şenol Güneş'in bu oyuncuyu istediği yönünde, Beşiktaş'ın bu oyuncu özelinde net tasarrufu 1-2 hafta içerisinde kesinleşir diye düşünüyoruz. Bu paylaşımı da yapmış olalım. Almanya doğumlu Berkay Özcan kariyerine stoper olarak başlamış, sonradan orta saha oyuncusuna evrilmiş. Asıl bölgesi 8 ve 10 numara. 3 sezondur Başakşehir'de forma giyiyor. Turuncu lacivertlerde şimdiye dek 3 gol 3 asistlik performans göstermeyi başardı. Yaşı 24, 2020-2021 sezonunda 2,5 milyon euroya Alman ekibi Hamburg'dan transfer edilmişti. Bu son bilgiyi de aktarmış olalım.